Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an panoraması hakkında bir çalışma yapacağız. Kur'an panoraması derken Kur'an'ın temel hedefleri, asıl mesajı, ana konuları, odak noktaları ve ana motiflerini kastetmekteyiz. İslam düşünce tarihine baktığımız zaman bu konuda ilk eseri yazan alim olarak karşımıza İmam Gazali çıkmakta. Dolayısıyla bizler de İmam Gazali'nin çalışmasıyla başlayacağız. İmam Gazali Cevahirul Kur'an isimli eserinde Kur'an-ı Kerim'in ana konularını altı maddede incelemekte. Ve görmüş olduğunuz şekliyle bu altı maddeyi iki başlık altında incelemekte. Kur'an'ın asıl ve öncelikli konuları ki bunun altında üç madde var ve Kur'an-ı Kerim'in ikincil ve tamamlayıcı konuları. İmam Gazali birinci bölüme Muhimmatul Kur'an el-usul el-muhimme es-sababik demekte. Muhimmatul Kur'an çünkü bunlar Kur'an-ı Kerim'in temel konularını teşkil etmekte. El-usul el-muhimme çünkü bunlar Kur'an-ı Kerim'in önemli ve hayati ilkelerini ihtiva etmekte ve es savabik çünkü bunlar Kur'an-ı Kerim'in öncelikli konularından oluşmakta. İkinci maddeye baktığımız zaman İmam Gazali buna Kur'an-ı Kerim'in ikincil ve tamamlayıcı konuları demekte ve bunları el-ravadif, el-levahik, el-tevabi, el, 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 el şeklinde isimlendirmekte. Yani ikincil konular, tali konular, tamamlayıcı unsurlar manasına gelmekte. Her bir maddenin altında üç madde var. Dolayısıyla altı madde yapmış oluyor. İmam Gazali, Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusunun tevhid olduğunu söylüyor. Yani marifetullah konusu olduğunu ifade etmekte. Daha sonra sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimi de şu şekilde tanımlamakta. Yani bilinen maddi bir yol değil. Hüdaya mülazemet, hevaya muhalefet şeklinde tanımlamakta. Üçüncü sırada ise ahiret konusunu, konusu gelmekte. Diğer başlığa baktığımız zaman diğer başlığın birinci konusu genelde ise dördüncü konu olmuş oluyor. Münkirler ve müminler Beşinci konu veyahut da ikinci konu inkarcılarla mücadele ve mücahede. Altıncı ve son konu ya da üçüncü konu hazırlık, davranış biçimleri, buyruklar ve yasaklardan oluşmakta. İmam Gazali bu sayılan altı maddenin de altında bir takım maddelerin bulunduğunu ifade etmekte ve bu sayı ona çıkartmakta. Dolayısıyla birinci konu marifet yani hakkın zatının tanınması. ikincisi marifetü sıfatı zat, hakkın sıfatlarının tanınması. Üçüncüsü marifetü efali zat, hakkın fiillerinin bilinmesi. Dördüncüsü ahiret ve maat. Beşincisi sıratı müstakim. Altıncısı sıratı müstakim ama hangi açıdan? Teskiye ve tahliye açısından ki buna da münciyat demekteyiz. Yani kurtuluş yolları manasında. Yine yedinci madde sırat-ı müstakim bu sefer tasfiye ve tahliye. Bakınız birisi ha harfi, diğeri ise ha harfi. Sekizincisi müminlerin özellikleri ve münkirlerin nitelikleri. Dokuzuncusu batılla mücadele ve mücahede yani tarihe müdahil olma. Onuncusu helaller, haramlar ve hadler yani bilinçli yaşama biçimi ve meşru daire olarak bunu tercüme edebiliriz. Şimdi bunu başka bir şablon üzerinden şöyle gösterebiliriz. İmam Gazali Kur'an panoramasını ifade etmek üzere kullanmış olduğu kavram makasidül Kur'an. Şimdi bunu iki kısma ayırdığını söylemiştik. Asıl ve temel konular ki buna es-sevabik, el el-usul el-muhimme ya da muhimmatul Kur'an demekteyiz. Bir de tebe'i, ikincil ve tali konular var. Bunlara da el-ravadif, el-levahik, et el tevabi demekteyiz. Şimdi birinci sırada tevhid ve marifetullah vardır. Bu tevhid konusu üçe ayrılmış durumda. Hakkın zatının bilinmesi, hakkın sıfatlarının bilinmesi, hakkın fiillerinin bilinmesi şeklinde. İmam Gazali bu üç maddenin büyük bir hakikati ifade ettiğini söylemekte ancak her birisinin kendisine göre bir takım derecesi olduğunu ifade etmekte. Nitekim Hakk'ın zatını tanımanın kırmızı yakuta, Hakk'ın sıfatlarının bilinmesini kırmızım tırak yakuta, Hakk'ın fiillerinin bilinmesi ise sarı yakuta benzetmekte. Hakk'ın zatı konusunda şunları söylemekte. Hiçbir zihin veya vehim Hakk'ın zatını hiçbir şekilde idrak ve ihata edemez. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim sadece bir takım telvih ve işaretlerle yetinerek takdisi mutlakı ve tazimi mutlakı ön plana çıkartmaktadır. Hakk'ın sıfatı konusunda ise, ise İmam Gazali şunları söylemekte Kur'an Hakk'ın sıfatlarını biraz daha geniş ve detaylı bir şekilde işlemiştir. Hakk'ın sıfatları ilim, kudret, hayat, kelam, hikmet, sem ve basar şeklindedir. Hakk'ın fiillerine gelince Hakkın fiilleri ise Kur'an'da en fazla işlenen ve zikredilen konuların başında gelmektedir. Öyle ki varlıkta esasen bir Allah vardır, bir de Allah'ın fiilleri vardır. Ve Allah'ın dışında her şey Allah'ın fiilleri kapsamına girmektedir. Buna rağmen Kur'an ilahi fiillerden açık, anlaşılır, belirgin ve müşahhas olanları bildirmiştir. Bunlar da daha çok hayvanlar alemi bitkiler alemi, evrenin içindekiler ve evrendeki oluşlar gibi his alemine hitap eden ilahi fiillerdir. İmam Gazali tevhid konusunu ve marifetullah konusunu kibrit-i ahmer olarak değerlendirmekte. İkinci madde ise sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimin ne olduğunu söylemiştik. Birinci maddesi hüdaya mülazemet, ikinci maddesi ise hevaya muhalefetten oluşmakta. Dolayısıyla insanoğlu ilahi rehberliğe uyması ve fıtratın ilkelerini koruması gerekiyor, İlahi rehberliğe baş kaldırmaması ve fıtrata ise ihanet etmemesi gerekiyor. Burada İmam Gazali şunları söylemekte, Sırat-ı Mustakim bu iki esas üzerine kurulmuştur ve bu yolculukta hareket yoktur. Demek oluyor ki bu sefer bilinen maddi bir yolculuk değil, tamamen iç alemle ilgilidir ve sınırlıdır, bu sırat-ı müstakime suluk yani girmek ve gaye ulaşmak için insanın ciddi anlamda bir çaba ve gayret göstermesi gerekmekte. İmam Gazali bu kısma dürrü ezher demekte. Şimdi üçüncü maddeye gelince Cenab-ı Hak iman edenleri ve salih amel işleyenleri ödüllendireceğini inkar ederek kötülük yapanları ise cezalandıracağını bildirmiştir. İmam Gazali ahireti visal-i mi'at olarak tanımlamakta, insanlar hakka buluşma ve karşılaşma gününde iki sınıfa ayrılacaklardır. Birincisi, Allah'a vasıl olan salih müminler, erdemli insanlar sınıfı, salih müminler bütün saadetin, huzurun ve neşenin ifadesi olan cennet ile ödüllendirileceklerdir. Bu meyanda cennet, bütün saadeti, huzuru, neşeyi, güzelliği ve mutluluğu belirten en kapsayıcı kavram konumundadır. Bunun da ötesinde ruyetullah vardır. İkinci sınıfa gelince ihmalkar ve inkarcı davranıp Allah'tan kopan ve mahrum olanların sınıfı. Bu inkarcıların yeri içi elem ve ızdırapla dolu olan cehennemdir. Bu meyanda cehennem bütün kederi, derdi, ızdırabı, gam ve sıkıntıları belirten en kapsayıcı kavram konumundadır bütün bunlardan daha acı olanı ise hicaptır. Yani rüyetullah payesine ulaşamamaktır. Allah'tan mahrum olmaktır. İmam Gazali ahiret konusunu zümrüd ahdar olarak nitelendirmekte. Şimdi dördüncü konuya gelince ki İmam Gazali bunu Amberi Eşep ve U'du Ahdar olarak nitelendirmekte. Dördüncü konudayız şu anda. Kur'an çift kutuplu bir kitap olması hasebiyle her şey zıttıyla anlatır. Cennet, cehennem, iman, küfür, iyilik, kötülük, ıslah, ifsat, hak, batıl, mümin, münkir gibi birçok olguyu birlikte ele alır ve böylelikle hem hakkı batıldan ayırmış olmakta hem de insanların iki olgu arasında muhakeme ve mukayese yapma fırsatını tanımaktadır. Bu anlamda Kur'an gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan iki insan veya toplum özelliğinden söz etmektedir. İyi örnekler veyahut da örnek iyiler Hz. Adem, Nuh, Musa, Harun, Zekeriya, İsa, Davud, Süleyman, Ashab-ı Kef ve benzeri örnekler. İmam Gazali bunu ahvalü salikin olarak ifade etmekte. İkinci maddeye gelince kötü örnekler ya da örnek kötüler. Bunlar da Nemrut, Firavun, Sodom, Gomorre, Eyke, İblis, Şeytan gibi kötü örnekler. İmam Gazali bunlara ahvalun nakibin ifadesini kullanmakta bunlar için. Beşinci maddeye gelince İmam Gazali beşinci maddeyi tiryak Ekber olarak ifade etmekte. Kur'an-ı Kerim'in çizdiği salih mümin şahsiyetinin özünde hakperestlik, hayırhahlık ve hüsn şinaslık vardır. Hakka tapan ve kendini hakka adayan bu şahsiyet pasif değil, aktiftir. Ölü değil, diridir. Dahil değil, müdahildir. Bu nitelikleriyle hikmet, güzel rehberlik ve örnek mücadele ve mücahede ruhuyla donanmıştır. Hakkın karşısında duran batılla, hayrın karşısında dikilen şerle, hüsnün önüne korunan kubuh ile manevi al alanda savaşması ger gerekmektedir. İmam Gazali şöyle demekte. Şimdi birinci madde tevhide aykırı inançlar ve düşünceler. Tevhidin özünü bozan batıl inanç ve düşüncelerdir. Buna örnek olarak teslis, şirk ve benzeri batıl inançları sayabiliriz. İkinci maddeye gelince risalet ve nübüvete karşı üretilen asılsız ve yersiz düşüncelerdir. Herhangi bir nebiyi veya rasulü sihirbazlıkla, yalancılıkla, kehanetle suçlamak veya melek değil de insan olduğu için inkar etmek veyahut da insan türünden bir peygambere uymayı uzak görerek baş kaldırmak gibi. Üçüncü maddeye gelince ahirete ilişkin bozuk tasavvurlar ve yanlış telakkilerdir. Bu da genellikle ahireti inkar etmek, hesap ve mizanı kabul etmemek, cennet ve cehenneme inanmamak, taat ve masiyetin serencamını reddetmek şeklinde olmakta. Son maddeye gelince i̇mam Gazali buna miski ezfar demekte. Dünya konaklarında herkes birer yolcudur. Beden ise bir bineğe benzer. Menziline ve merkebine itina göstermeyen kimsenin yolculuğunu tamamlaması mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim insanın bireysel ve sosyal hayatına yönelik bir takım özel hükümleri vaz etmesinin temel sebebi bu manevi severin, seferin devamlılığını sağlamaktır. Böylelikle insanoğlu hem nefsini, hem neslini, hem de bunlara bağlı olarak mal ve servetini güvence altına almalıdır. Bilginler bunu iki ölçüyle ifade etmişler. Celbi menafi yani yarallı ve iyi olan şeyleri kazanmak. ikincisi def-i mefasit zararlı ve kötü olan şeyleri savuşturmaktır. Her bir mefsedet bir eşkiyaya veya hırsıza benzer, dolayısıyla manevi sahada insani birikimleri yıkmaya ve çalmaya çalışan insi ve cinni eşkıya ve hırsızlara karşı tetikte olmak gerekir. Bu meyanda insanoğlu hem tebettül ve teskiye ilkelerine bağlı kalmalı, hem de zaruriyat-i özen göstermelidir. Nefsini, neslini ve malını, her türlü zararlı, yıkıcı ve kötü tasarruflardan korunmalı, bunun yerine daha akıllı, daha yararlı ve daha güzel olan şıkları tercih etmelidir. Elhamdülillah Rabbil